günler. Son günlerde dediğim epey uzun zamandır hepiniz tanıyorsunuz Canan İneyi ve kendisi gerçekten internette bir fenomen oldu. Ve en son Sayın Başbakanımıza taziyeye gittiğinde gazetecilerle yaptığı konuşmayla ilgili yine kendisi bir gündem yarattı. Ve şimdi hemen Canan İneyi daha yakından tanımak için davet ediyoruz. Canan Nineciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? Çok iyiyim. Allah razı olsun. Gene sizi şöyle yanıma alayım İçeri, ben. Önce daha şöyle diyeyim. Bu teknolojiyi böyle hazırlayanların eline koluna sağlık. Hangi bin kerem maşallah subhanallah. Yani şükürler olsun ki, şükürler olsun ki Türkiye'de bu ganimeti, bu saltanatı görüyorum. Ne mutlu bize, ne mutlu size yavrularım. Ay sağ olun. Sizi şöyle alayım, ben de böyle gelin. Siz, ben de böyle sizin yanı başınıza oturuvereyim hemen. İstersen. Böyle bir değişiklik yapalım. İyi misiniz? Çok iyiyim elhamdülillah. Maşallah, çok iyiyim. Böyle güzel yerleri, böyle güzel insanları gördükçe daha da iyi oluyorum. Allah hepinize hayırlı günler göstersin yavrum. Canan Nineciğim, siz Sayın Başbakanımıza taziyeye gittiğinizde evet, gazetecilerle aranıza böyle bir diyalog geçti. Evet, ki, öyle oldu. İnternete, hemen onu bir izleyelim, hatırlayalım, izleyicilerimize tabii de hatırlatalım ki o görüntüleri. Tabii ondan ki sonra sohbete başlayalım. Tabii yavrum. Seviyoruz başbakanımızı, dövmeyi istiyoruz, dövmeyi. Bakıyor burada, bekliyorum ki bir yüzünü göreyim, torun. Çok seviyoruz onu. O gönlümüzde tak çok kurdu. Dünyaya yaradı, sebebize değil. Dünyanın evine hediye götürüyorum. Baklavayla börek. Baklavayla börek götürüyorum. Kardeşine gidiyorum şimdi. Evet. Daha bir diyeceğiniz var mı? Almadım. Hayır. Emir yok. Almamak zorunda değiller, almak zorunda. Ama ben aş istemiyorum, ekmek istemiyorum. Sadece başbakanı çok seviyorum. Çok seviyorum. Allah onu Türkiye'ye bağışlayam. Allah ona bir mani keder vermeye. Dostları dost ola, düşmanların iki gözü kor ola. Kıçkaki bol ola. Ömrü uzun ola. Allah başbakanı Türkiye'ye bağışlayam. Amin dedim. Sana ne? Adını soyadını internette izleyin beni. Canan Nineci bulabilirsin. Google'a bakın. Tamam. 85 yaşındayım. Anam yine. Uzun kağıdım cebimde. Başbakan için ömrümü, canımı vermeye hazırım. Ay yaşıma bak. Hadi arkadaşlar. Ay kimliyim ya. Bakayım böyle. Türkiye'ye yaradı, dünyaya yaradı. Gavurlara yardım etti, Müslümanlara yardım etti. İsrail'e bile götürdü, şeyi söndürdü. Uçak yolladı, yangını söndürdü. Daha neyim, daha neyim? Hem gavurların işine yarış, hem Müslümanlar. Sadece insanlığa geldi bu adam. Canan Nine, müthiş görüntüler. Ne hissediyorsun sen güzel yavrum? Öncelikle Allah'a şükrediyorum ki böyle güzel şeyler vatanımızda oluyor. Böyle güzel binalar yapılıyor. Çoktan zamanıdır bu tarafa gelmemiştim. Ha, bu tarafa oğlum Maslak'ta okuyordu. Gitmiştim Maslak'a doğru üniversiteye. Çok tanıdı gelmemiştim. Yolları gördüm, köprüleri gördüm. Mutlu geçitleri oldunuz. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Türkiye'miz bu kadar ileri gidiyor. Yavrum ne güzel günler yaşıyorsunuz. Biz ne kötü günler yaşadık. Onun için, onun için hepinizi şükretmeye davet ediyorum. Evet, Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Aynen öyle. Allah'ım her sana şükürler olsun. Her dakika. Biz ne kötü günler gördük. Şu elektriğe bak. Bir çamaşır aldığımız için, sağlıklı olduğumuz için şükretmemiz lazım. Allah'a şükür yavrum. Bir çamaşır makinesi aldım bundan 20 sene önce, daha 25 sene önce. Elektriği buldum, su gelmiyor. Su geliyor, elektrik yok.
Bir ay çamaşırım yığıldı. Sözüm ona çamaşır yıkayacağım. Allah'a şükürler olsun tekrar tekrar. Bu günleri bize yaşatanları Allah cennetine, cemaline sevindir. Ne diyeyim yavrum, ne diyeyim, ne diyeyim. Şükürler olsun yavrum. Peki şey, böyle teknolojiyi seviyorsunuz siz. Teknolojiyi nasıl seviyorsunuz? Beni Google'layın diyorsunuz gazetecilere. Google olmayaydı, Google olmayaydı teknoloji beni bulabilir miydi? Ha, Google'ı nereden biliyorsunuz? Şimdi Google'a nasıl işim düştü yavrum? Kadir Topbaş'ı çok seviyorum. Bilmiyorum, yüzünde Allah'ın nurunu görüyorum. O bir gemi getirdi Üsküdar'a. Ha. Üsküdar'a bir taze gemi geldi. O geminin açılışı. Benim de evim Üsküdar'a çok yakın, İskele'ye. Siz açılışa gittiniz. Açılışa gittim. Evim çok yakın İskele ile. Hemen hemen 150 metre mesafe. Üsküdar Belediyesi'yle yan yanayım. Açılışa kalktım, gittim. Ben de göreyim. Bakanlar, dekanlar da seviyorum. Göreyim orada onları. Kalktım gittim oraya. O zamanlarda da bir söz dolaşıyor. Bir hakim ver, toplanmışlar başbakanı şey edecekler. Orada siz Topbaş'la mı görüştünüz? Topbaş, dinle. O hırs da içimde, o hırcı da taşıyorum hakimler. Bir Yusuf Bey mi ne hakimin ismi, onu diyorum oğlu yaşlı. Tamam. O Yusuf Bey düşmüş başbakanın peşine, onu seçimden sonra devirecekler. Onu düşünüyorlar. O içkini içimde. Gittim oraya, medyayı gördüm böyle karşımda. 50 tane medya mensubu. Ulan dedim, bunlar buradayken bir şeyler konuşayım. Bunlar buradayken bir şeyler konuşayım. Topbaş'ta konuşuyor işte, Allah razı olsun. Şunu yaptık, bunu yaptık. 150 tane alt geçit, 500 tane üst geçit. Bu köprüleri yaptık, bu kadar teknolojiyi ileriye getirdik. O dedim, ben sana kurban olayım dedim. Koştum annemi, öptüm adamın. Herkesin içinde. Herkesin içinde. O dedim, Allah senden razı ola dedim. Yavrum bir tane başımıza geldin de İstanbul'u cennete çevirdin dedim. Sarıldım adamı, öptüm. Sonra ama dedim bunu... mikrofonu bana ver, ben bir iki tane bir şey konuşayım. Dedim, bu kadar yapan insanları nasıl siz dedim devirmeye çalışıyorsunuz? Yani hakimlere çatacağım. Koymadılar, çaldılar elimden şey, teknoloji. Elimden aldılar mikrofonu, söyleme. Oğul dedim, benim hıncım var. Dedim, bu kadar iş yapanlara, bu kadar bilmem ne yapan. Peki Google, sonra kendinizi ha, o görüntüleri... Sonradan, aradan birkaç gün geçti, torunum bilgisayar öğretmeni. Torunum. Ha, öğretmeni bile. Ha, evet. Şimdi torunum dedi ki, babaanne gel dedi, gel seni siz şey... Siz biliyor musunuz kullanmayı bilgisayar? Ben bilmem, torunum biliyor. Ha, oradan... Ama canlı... okuyorum, yazıyorum. Desen ki buradan yaz, yazarım yani. Ha tabii yazarsınız. Tabii yazıyorum. Mesela şimdi şuraya gelelim. Evet. O zaman Canan Nine yazın siz. Ben mi yazayım? E tabii siz. Ha, benim... Canan Nine yazayım. Cener'de oluyordu. Cem. Gözlüğüm de yaz. C, A, burada, C, N, Lan, A, bir de ne? Bir daha ne? Ha, evet. Şimdi boşluk verelim. Bir evet. Daha ne? Ah tamam, verdik. Ne buradaydı? Ha, ne diyeceğim Canan Nine. Yani yazmayı kendim. Çünkü yavrum. Kendiniz okuyor musunuz Google'a girip kendinizi? Okuyorum kendi kendimi. Ne? Başkasına okuyup anlatamıyorum ama heceyle kendim okuyorum. Çünkü ben annem dili okula koymadılar. Eski Türkçe'yi okuttular. Ben de heveslendim. Organize takıyor. Kızlar okula gidiyor. Rap 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 bayramlara gidip bakıyorum. Ağladım, sızladım. 13 yaşında okula girdim. Ay ne güzel. Ondan sonra okumayı yazmıyor herhalde. Ağladım, sızladım. Ailenin de tek çocuğuyum. Koydular beni okula. Peki Canan Nineciğim. Okula ben... gittim. Birden ikiye geçtim. Nişanlandım. Verdiler beni, yine okuldan dışarı çıktım. Doğru dürüst bir şey okuyup öğrenemedim ki. İşte büyük harfinden okuyorum, küçük harfi de tanıyorum. Okuyorum kendime, gazetelerin başlıklarını okuyorum. Ha, onlar büyük büyük tabii. Torunumun yakasına yapışıyorum, gel burayı bana oku. İşte öyle günlerimi geçiyorum. Bayağı size, sizin için Facebook'ta sayfa açılmış. Facebook var ya internette. Ben anlamam Facebook'ta.
yavrum, size kendimi tanıtayım. Paylaşım ben paylaşım. Ben size söyleyeyim, bakın şimdi dün akşam saat 22.30 itibariyle evet. Facebook'ta 1058 tane hayranınız varmış. Kurban. Bu sabah bu 1161 olmuş. Şu anda da kesin artıyordur. Kurban olayım bu hayranlarıma ben o zaman. Oy kurban olayım onlara. Canım yavrularım. Canan Nineciğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sayın Başbakanımızın annesi vefat edince siz ne hissettiniz? Şimdi nasıl Sayın Başbakan'ı ben nasıl tanıdım öyle onu söyleyeyim. Tabii. Şimdi Sayın Başbakan belediye başkanı oldu. Bizim gibi yaşlılardan otobüs parası almadılar. Bayağı bir iyi gidiyor haramız. Güzel devam ediyor. Neyse aradan birkaç gün geçtikten sonra işte efendim yine başbakanın başına bir şeyler doladılar. Götürdü mebusa soktular. Suçu de ne? Demiş ki yahu demiş camlar kışlamız, minareler süngümüz. Yani biz ecdadımıza güveniyoruz demiş. Ama sen kötü söz söyledin diye kırtlarına yapıyor ki. Siz ama o zaman başkanken de kendisini çok seviyordunuz değil mi belediye başkanı? Belediye başkanıyken çok seviyorum. Ondan sonra götürdü adamı mebusa koydular. Ben de Erzurumlu Nina Hatun'un torunuyum. Durur muyum boş? Tabii. Tabii Nina Hatun heybeyi atmış omuzuna, bir önüne arkaya çocuğunu koymuş, önüne satırı koymuş, tabanca mabanca yok o zaman. Ulan demiş ben düşmana karşı gidiyorum. Ben de dedim ben onun torunuyum. Nasıl belediye başkanını hapse koyarlar? Siz gittiniz ziyarete mi? Yine. Oğlum araba aldı, anne dedi seni Erzurum'a mı götüreyim yoksa bir yere mi götüreyim? Yok oğul yok, başbakanı ziyarete götür beni, belediye başkanını. Ben onu gidip ziyaret edeyim, ona teselli vereyim, sabır dileyeyim ona dedim oğluma. Tamam anne gel bin dedi götüreyim seni şeye. Torunumu da yine yanıma aldım. Torunumu, bunu da hikayesini anlatırım zamanımız olursa. Çünkü oğlum öldü, bir oğlum öldü. Siz artık televizyoncu olmuşsunuz, zamanımız evet. Olursa filan. Yavrum ben 25 senedir televizyondayım. Bir ara yine vekaleti şeyesine, bir ara da vekaleti kızların şeyini, Ramazan'ın dinamiklerini. O zaman bu Turizm Bakanımız Ertuğrul Güney, orada bana karşı. Ha. Ertuğrul Güney bir şeye şeyi gitti. Şeyi anlatıyordunuz, başbakana ziyaret. Onu da anlatacağım. Ertuğrul Güney oraya geldi, işte şeyden maneler verdi, Elhem Suresi'nden. Ey dedim oğul sen Elhem Suresi'nden maneler veriyorsun da senin bir işin burada ne? Sen bizim tarafa geçtirdin Ertuğrul Günay'a. Ben ona öğrettim bu AK Parti'ye geçmeyi. Evet. Oğul dedim sen madem böyle manalar veriyorsun kuna şeyden sana Tol Parti'de hiçbir işin. Hiçbir şeyi de unutmuyorsunuz maşallah. Unutmam. Ya. Unutmam. Ondan sonra Ertuğrul Günay'a orada çaptım. Neyse, şimdi geldi belediye başkanına, bindim arabaya, gittik köylere, benle Edirne'ye taraf gittik, gittik köyü bulduk belediye başkanına. Dedim oğul hadi girek bir tükana, kuru yemişçiden biraz kuru yemiş alalım. Bir kilo fındık içi, bir kilo efendim fıstık içi, bir kilo ceviz içi, kabuklu fıstık. Kilo kilo aşağı yukarı 3-4 kilo bir şey aldım. Oh maşallah. Aldım. Dedim bunları götüreyim uşağım yesin eğlencelik mapusta. Bir de bir teselli edeyim dedim kendisini. Gittim başbakanı buldum. Çıktı o da geldi. Yavrum dedim kurban olaydım sana. Sabırlı ol. Cümle ilmin başı sabır. Sabırlı kul selamettir. Sabırsız kul malamattır yavrum. Sen sabırlı ol dedim. Hazreti Yusuf'u kardeşleri götürdü. Güt kuyuya attılar. Sonradan ne oldu? Mısır'a sultan oldu. Ben seni dedim sultan etmeden ölmeyeceğim. Siz bildiniz mi o zamanlar başbakan falan olacağını? Hayır, haşa, estağfurullah, ne bileyim ben. Ama içimden öyle bir ses geldi. Yani içinizden öyle bir ses geldi. İçimden dedim ona, dedim ben seni başbakan etmeden ölmeyeceğim. Demek Eşref saati açılmış. Evet. Allah-u Teala duydu feryadımı. Ama ağlıyorum onu mebusta görünce suçsuz yere gitti uşağım. Öyle bir makamda ye mebushaneye gir. Kolay bir şey değil. Hiç değil, doğru. Yavrum dedim sen sabırlı ol inşallah Hazreti Yusuf gibi. Çok ağladınız mı o zaman? Çok ağladım yavrum. Bak bu gözümün yaş kesesi alındı, bunu da aldıracağım. Akıyor yaşım böyle. Çünkü çok kötü günlerde geçirdim yavrum. Çok iyi günlerde, şimdi cennetteyim Allah'a şükür. Şu anda cennette yaşıyoruz. Bak bunun kıymetini bil. Hepinize diyorum. Cennette yaşıyorsunuz. Darlık yok, zorluk yok, kıtlık yok.
sel yok, su yok, deprem yok. Daha ne versin Allah bize ya? Biz ona ne veriyoruz? İlla ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyoruz ya. Biz Allah'a ne veriyoruz? Biz devlete ne veriyoruz? Köpümüzü yolun üstüne atıp kaçıyoruz içeri. Oraya köp kabı koymuşlar, ona koymuyoruz sokaklara. Biz devlete ne veriyoruz? Biz Allah'a ne veriyoruz? Biz bizi mahkeme edelim, bizi. Biz bizimle mücadele edelim yavrum benim. Doğru. Dedim ona. En son öyle söylediniz. Teselli verdim, yüzünü öptüm yavrum dedim, sabırlı ol. İnşallah dedim, Türk milleti dedim esaretlidir. Seni başbakan etmeden ölmeyeceğiz. Oradan ayrıldım çıktım. Ayrıldım çıktım, Tora'dan işte gün geldi, devran döndü, bir şeyler oldu. Bu sefer şeye gidiyoruz. Zeytinburnu'na belediye var, işte başbakan orada konuşacak. Yine kalktım, uşaklara yalvardım, beni götürün o çocuklarıma. Hem analık ettim, hem babalık. Çocuklarım, yavrum, yetim büyüdüler. Çok kötü günler de geçirdik elhamdülillah. Şimdi hepsi hem teknoloji öğrendiler, hem mühendis oldular, hem subay oldular, hem efendime söyleyeyim... Ondan mı oluyor? Hem güzel günler geçiriyorum, okuttum onları, hem Allah'ları... Aman çok şükür, çok şükür. Hem Allah'ları tanıttım, hem gittiniz. Üniversiteyi okuttum, babasız büyüttüm hepsini. En büyük oğlum liseyi bitirmişti baba ölende. Çok şükür. Şimdi altın çağını yaşıyoruz elhamdülillah. Peki Zeytinburnu'na gittin sonra? Zeytinburnu'na gittim, kalabalık, mahşer kopmuş. Bir başbakana kavuşayım, rica ettim hepsine. Siz görürsünüz, beni götürün yavruma doğru dedim, götürün ona. Gittim yine, gittim, sahneye çıktım. Yine mi sahneye çıktın? Yine sahneye çıktım. Sarıldım başbakana, yavrum dedim, Allah senin yardımcın. Hatırladı mı sizi? Hatırlamaz olur mu? En son seni dedim, şeyde öpmüştüm, cezaevinde, hatırladın mı beni dedim. Dedim kendisine, hatırlamaz olur muyum anam dedim. Ay. Orada sarıldık birbirimize. Oradan yine ayrıldık. Yine iş bitti. Herkes yerine geldi, yurduna geldi. Bu yani. Yine bir yere geldi. Gittim orada da buldum. Ha, evine geldi şeyden. İşte o mahkeme oluyorlar ya. Hani indireler aşağıya diye. Evine geldi. Yavrum yine gittim kapısının önünde onu bekledim Altunzade dedi. Peki dedim yavrum sabır. Sabırlı ol kurban olaydım. Cümle ilmin başı sabır. Hepinize diyorum sabırlı olun, acele etmeyin. Hep dua eder misiniz başbakanımız için? Ben dua mı? Allah korusun ağzım. Dua. Oo dua hep dua. Ben dua etmem. Her sabah namazına kalkarım o zaman Eflaki Rahman açıktır. O seher vakti Allah'ımla baş başa kalıyorum. Kimse yok, herkes uyuyor. Bir kuşlar bir bülbüller ötüyor, kimse yok. Ben o zaman kalkıyorum namaza. Ya Rabbi devletimize, milletimize, hükümetimize, askerimize bir manikeder verme. Yine de öldürüyorlar. Yine de yavrularımı, askerlerimi, polislerimi öldürüyorlar. Onları da Allah'a havale ediyorum. Onların hışmı Rabbimden yetiş onlara. Benim elim çatmaz, gücüm çatmaz. Eğer 25 yaşında olaydım onlara da kavuşurdum. Onlardan intikam almaya koşardım, o zalimlerdim. Ama yaş gitti, şimdi benim kolumdan tutup buralara getiriyor. Ne güzel, bakın buralardasınız, ne güzel sizi de tanıdık sohbeti. Allah'ıma şükürler olsun. Peki Canan Nineciğim. Canım benim. Başbakanımızın annesi öldüğünde ne hissettiniz? Annesi öldüğünde kalktım mezarlığa gittim, şeye gidemedim. Camiye gidemedim. Çünkü Üsküdar'da oturuyorum, mezarlığa da evim yakın. Karacahmet'te annem var. Kocam var, oğlum var. Aynı mezar. Torunuma dedim ki, torunum da işte dedim ya bilgisayar. Kalk dedim, ceyiz siyah elbiselerim, bugün matem günümüz dedim. Kalk. Ağladınız mı duyunca? Ağladım yavrum. Şimdi bak, Yasin'de geçiyor Tenzile Hanım'ın adı. Bak Yasin'den bir sürü okuyayım, dinle. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hekimin ne kelemiler mürselin ala sıradim müstehim. Tenzile lezizir rahim. Bak Tenzile Hanım'ın adı burada geçiyor. Hayran oldum kadının adına, resimlerini de gördüm. Kalktım mezarlığa gittim, dedim Volkan kalk beni götür, kurban olayım, siyah elbiselerin giyin. Gidelim. Koruma gibi oldu o da yanımda, çok güzel. Hemen koluna girdim, gittik mezarlığa.
Bekledik, bekledik, bekledik. Cenaze arabası gelecek. Siz önceden gittiniz. Karacaahmet'e gelecek. Mezar eşilmiş. Mezar karşımda. Orada bir öbür mezarlığın duvarının üstüne çıktım. Torunumu da yanıma aldım. Ben bir mukavva koydum altıma, oturdum. Uşağım sen ayakta dur dedim. Üstüm başım buruşturma buralar. Tabii. Hiç olmasın. Neyse oturdum, arabayı bekledim. Cenaze arabası göründü. Göründü ama bazı insanlar alkış tutuyorlar. Ben dedim alkış yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim. İşaret ettim. Herkes tekbir almaya başladı. Cenaze arabası geldi, yendi aşağıya. Koşa koşa gittim, kabristanın başın ucuna gittim. Kurban olaydım, Tayyip Bey yendi. Anasının kefeninin başlarını açtı. Güzel onu yerleştirdi, toprağı vermişler toprağı. Ben de vaziyet ödüyorum, benim toprağımı delesinler. Benim de başım sert yere gelmesin. Tuyasıkta yatıyorum. Sert yerde yatamıyorum. Benim toprağımı da topraktan yaratılmışız, yine toprak olacağız. Tabuda koymasınlar, toprağa koysunlar beni de. Aynı şekilde torunuma dedim öyle. Bak böyle yapacaksın beni dedim. Torunuma gömdüler onu. Gömdükten sonra Yasin-i Şerif okudu. Ben de okudum onlarla. Tebareke emme kastem işte okudular. Onları ben de onlarla beraber okudum. Bağışladım. Başbakanıma Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Duvarın tarafına getirdiler. Yine sarıldım. Yavrum dedim sabır. Anana da sabret dedim. Korkma. Başka analarım var sana dua edem dedim. Korkma dedim. Üzülme dedim. Orada da yine sarıldım başbakanın alnından öptüm. Kalabalık. Ben geçeceğim ki başkalarına sıra gelen. Ulan eve geldim düşünüyorum. Şimdi başbakan diyecek ki bu kadın her yerde beni buluyor. Madem Üsküdar'da oturuyor. Niye benim evime kadar gelmiyor? Ben kalkayım onun evine gideyim. Evine gideyim ama eli boş mu gideyim? Yok eli boş gidemem. Bir tepsi börek alsam onu kaldıramam, götüremem. Yok 2 kilo paklava, 2 kilo börek alayım. Hı. Evine gideyim. Dediniz. Bir de yedireyim, hem bir bardak çay içireyim. Ana kurban kaç gündür aç susuz böyle uğraşıyorsun. Hı. Bir kendine gel, bir sabırlı ol yavrum. Seni içireyim, yedireyim. Kalktım gittim korumalar kapının önünde. Teyze, efendim ziyaret bitti. Nasıl bitti? Yok koyamazdık içeriye seni. Mustafa Erdoğan işte öbür şeyde oturuyor, öbür binada. Ya seni oraya götürürüm. Yok oğul onu ben tanımıyorum ki ben. Başbakanı tanıyorum, onu ne görmüş ne biliyor Mustafa. Olsun. Ama Ali Erdoğan'ı tanıyorum. Ali Erdoğan kızımla belediyede beraber memurlar, onlar görüşüyordular. Ali'yi tanıyorum. Neyse. Epey yağmuru yedim. Yağmur hızlaştı, sağ çık. Yağmur şırrrr artık böyle yağmıyor, akıyor. Nehir oldu yollar. Hadi teyze bekleme burada gel. Şemsiyem de kocaman. 4 kilo da yük elimde. Hem paklava hem böyle. Torun falan yok mu yanınızda? Tek başınıza mısınız? Tek başıma gittim. Oraya tek başıma gittim. Orada yağmurun altı. Ondan mı sinirlendiniz basın mensuplarına evet, böyle arada sırada şey yapıyorsunuz? Basın mensupları yoktu orada önce. Bir baktım bir araba geldi. Töküldüler patır patır patır. Teyze ne? Teyze niye geldin oğul dedim. Başbakanı ziyarete geldim. Koymuyorlar içeriye. Niye koymuyorlar? Neydim dedim. Emir demiri keser o. Emir verilmiş bu yavrularıma. Bu yavrularım da o emri tutuyorlar. Ben de onlara zorlamadım. Bekliyorum yağmur biraz dinsin. Sudan geçemiyorum. Meslerimin üstünü aşıyor. Meslasik ayağımda. Biraz yağmur dinsin. Geçip gideyim evime. Bir medya mensupları geçti. O geldi yanıma öbürü geldi. Teyzene. Ben dedim yavrum başbakanı seviyorum. Devletimi seviyorum, milletimi seviyorum, hükümetimi seviyorum. Allah bir mani keder vermeye dedim. 10 tane başbakan gördüm, 10 tane cumhurbaşkanı gördüm. Üçünü sevdim, üçünü sevmedim öbürlerini. Oğuz. Üçünü sevdim. Menderes'i sevdim, Allah nurda yatırın. Özal'ı sevdim. Özal'ı sevdim, Allah nurda yatırın. Öbürleri de hak için ve halk için çalıştılarsa onları da Allah rahmet eder. Ama halk için, fitneli için, fesatlık için çalıştılarsa yerlerinde yatmıyorlar. Ben neydim? Neyse sonunda? Sonunda
bir numara diye çıktım geldim evine. Medyaya, medyaya dedim, oğul seviyorum, var mı diyecek. Şeyin, o güzel şarkı şerifin adını unuttum, Orhan Gencebay. Hmm. Seviyorum işte, var mı diyecek. Seviyorum başbakanı. Seviyorum, ötesi yok yavrum. Ne yapayım, oğlum öldü. Peki Sayın Emine Erdoğan'la tanıştınız mı, onu seviyor Emine musunuz? Emine Erdoğan'a da sarıldım şeyde. Bir yerde yine Zeytinburnu'nda toplantı oldu başbakan olduktan sonra. Yine bir toplantı oldu. Oraya gittim. Emine Erdoğan'a da sarıldım. Bu şeyde de dedim ki yavrum ne mutlu o anaya ki senin gibi bir oğul doğurmuş. Ne mutlu o anaya ki senin gibi bir oğlu olmuş. Aynen öyle. Öyle değil mi yavrum? Aynen öyle. Kalenin kapısı görünmez kandan. Her an o doğurmaz öyle bir aslan. Şu süt temiz oldu mu çok temiz evlatlar çıkar yavrum meydana. Çok temiz evlatlar çıkar. Benim sizin... kızımı görücü geldiler, alıcı oldular. Gittim damadın annesini sorup soruşturmaya. İşte böyle hacı dedim, bir hacıya soruyorum. Hacı Canan dedim. Anne çok az vaktiniz kaldı. Evet. Bir şey rica edeceğim sizden. Size buradan benim. Başbakanımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir duanız varmış galiba. Bana söylediler çünkü. Her duada ben başbakanı anıyorum. Çünkü ona özel bir duanız varmış. Şöyle dua okuyorum, üflüyorum yüzüne. Taziye sırasında kapıda da okumuşsunuz aynısını. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Yavrum dedim, Allah peygamber melekler yanında ola dedim, üflüyorum üzüne. Ne yapayım yavrum? Seviyorum, affedersin. Ne güzel bir şey seviyorum demeniz böyle. Sevgi güzel bir şey. Şimdi o arada oğlum öldü. O, efendim... Onun sevgisini sanki onda buldum. Bir oğlum vefat etti. O arada bir oğlum vefat etti. Onun sevgisini ne sanki... kadar güzel. Hem bu kadar canı gönülden seviyorsun. Evet, sen kendisini tanıdınız, alnından öptünüz. Çünkü arkasındakileri de seviyorum. Şimdi bak o bakanlar çıkıyorlar. O Demirtaş mıydı neydi o PKK'nın başbakanı? Bir şey söyleyeceğim dinle, ama bizim dinle. Reklam arası vermemiz lazım. Ben dinlerim de. Reklam arası vermemiz lazım ve bizi benim size teşekkür etmem lazım. Reklam arası siz bana anlatın ben dinlerim ama izleyeceğimiz dinleyemeyecekler. Hayır o Demirtaş'a diyorum yok, ki. Yok vakit yok. Bana bak. Canan Neneciğim. Bak siyahi gibi yüzü bakın bu teknolojide önemli i̇nsanlığa olan. İnsanlığa çalıştın, insanlığa çalıştın. Teknolojide şimdi bu teknolojide televizyonlarda önemli olan para kazanmak. Top başı o da seviyorum, arkasındakileri seviyorum. Seviyorum. O da reklamlardan geliyor. Biz de Belediye sizi çok seviyoruz. Çok kocaman bir alkış alın. Sizi ben sizi bir öpmek istiyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de seviyorum. Nasıl güle güle. Masafayı size bırakıyorum. Buradan da... Hadi gençlere bırakıyorum. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye gibi bir dünya bulamazsınız. Benim oğlum üniversiteyi bitirdi, İngiltere'ye gitti, bulaşıkçı olarak çalıştı. Hadi 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 dışarı. Sen kaçak çalmışsın buralara. Ya var mı bizim koymaz. Memleketimiz gibisin? Bu vatan sizi kabul ediyor. Bu vatana sahip çıkın. Gençlere vakit Canan Yineciğim, ben sizi alayım. Tamam yavrum. Çok teşekkür ederim. Ha suyu, suyunuzu da için. Biz de buradan tekrardan başbakanımıza başsağlığı dileyelim. Kendisine sabır dileyelim. Gerçekten çok zor anne acısı. Teşekkür ederim yavrum. Bir selam böyle yapın. Sen de öpüyorum. Ay çok şekersiniz. Allah razı olsun geldiniz. Çok teşekkür ederim.